el yordamı ile gerçekliğini kontrol etme, kalem ile üzerine çizme. Bunlar sahte para ile gerçek parayı birbirinden ayırt etmek için kullanılan yöntemlerin başında geliyor. Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği sahte para operasyonu sonrası mikrofonlarımızı vatandaşa ve esnafa uzattık. Sahte para ile gerçek parayı nasıl ayırt edersiniz? Bizim burada özellikle büyük paralarda falan çok fazla teşebbüs olabiliyor. Biz burada bazı kendi güvenlik önlemlerimiz var. Mesela kontrol kalemi kullanıyoruz. Mesela sahte para dedektörleri kullanıyoruz. Bizim personelimiz de bu konuda biraz daha bilinçli başlarına geldiği için. Bazı paraların üzerine de devletin koymuş olduğu güvenlik önlemleri var. Onlara bakıyoruz. Yani bunda o kabartmalarına bakılsın. Üstteki ve alttaki kabartmalar. Şuradaki renk değişimine bakılsın. Şuradaki 100 lira yazan yerde TL var. TL yazıyor ve 100 lira yazıyor. Oradaki renk değişimine ve şuradaki kabartmalara bakılsın. Yani benim önerim bu. Kalem var. Kalemle çizeriz burada. Veya da parayı şöyle bir ovalayız. Oradan belli oluyor yani. Az çok paranın sahte para olduğu oradan belli oluyor yani. Şurada bir kabartı var. Kabartıya bakıyoruz. Şurada da kıvırdığında TL ile 100 çıkıyor. Ona bakıyoruz. Çok şükür daha bize bugüne kadar denk gelmedi. Elhamdülillah. El ele aram karıştırmadık. Esnaf sahte parayı anlayabilmek için sahte para kalemini kullanıyor. Gerçek para nasıl anlaşılır onu da en pratik çözümünü göstereyim. Şimdi gerçek paranın üzerine bu kırtasiyelerden aldığımız 5 liralık sahte para kalemini sürttüğümüzde herhangi bir renk çıkmaz. Fakat normal bir kağıda ya da sahte paraya sürttüğümüzde bu şekilde bir boya çıkar. Bu çıktığı zaman biz paranın sahte olduğunu anlarız. Bizim dikkat ettiğimiz nokta bu. Sahte parayı anlamanın püf noktalarından birisi ise yani üzerindeki şu pürüzlere dikkat edeceksiniz. Şu 100 liranın üzerinde mesela pürüzler olur. Yani bunları elinizle sürtüp dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bununla yani genelde aslında bunu da yapmaya başladılar. En güzel anlaşılır şekli size şöyle göstereyim. Şu kısımda paranın sağ kısmında ufak rakamlarla 100 TL 100 TL yazar şu Türk bayrağının içinde. Bunların içerisinde boşluklar var. Yani genelde sahte paralarda bu boşlukları yapamıyorlar. Biz gördüğümüz bütün sahte paralarda hepsinde buradan fire verdi. Peki vatandaş sahte para konusunda neye dikkat ediyor? Sahte para olayına karşı nasıl dikkat ediyorum? Sağına soluna bakıyorum mesela. Sağ tarafında paranın pul gibi bir şey var. Mesela ona dikkat ederim alırken. Genelde de yüksek miktarda para almayı düşünmüyorum mesela. Almam da. Kağıdın şişesine bakarım ben. Elimden zaten belli oluyor. Bu sahte olup olmadığı kağıdın şişesine kalitesi belli oluyor yani. Kayganlık mesela sahte para belli oluyor. Elinden işlettiğin zaman belli oluyor kart. Bu şeyde. Peki hiç başınıza geldi mi öyle bir olay? Ben daha önce tahsilat çalıştım. Orada cihazlar var. Cihazlara koydum sen belli oluyor. Tahsilat çalıştığım için orada belli oluyordu ama şu anda hiç öyle başıma gelmedi. Tahsilatta geliyordu. Sahte para geliyordu yani.